www.ankara-hukuk.org adresinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Bugün öncelikle Android 4.0 ile birlikte gelen API yeniliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra bir örnek üzerinden bir uygulama standartleştirilebilir, onu anlatacağım. Daha sonra uyumluluk paketinden bahsedeceğim ve son olarak da birden fazla APK desteğini anlatacağım. Biliyorsunuz Android 4.0'dan önce Honeycomb vardı. Honeycomb'la birlikte Android'in tabletlerde çalışan bir versiyonu çıkmış oldu. Ekim 2011'de Android 4.0 çıktı ve bu ayrım ortadan kalktı. Cep telefonları ve tabletler için tek bir sürüm ortaya çıkmış oldu. Şimdi Android 4.0'la birlikte gelen API yeniliklerinden bahsedelim. İlki Action var. Action var aslında Honeycomb'la birlikte gelen bir API yenilik. Uygulamalarınızın üst kısmında bir menü var çıkıyor ve menülerinizi orada görebiliyorsunuz. Üstteki resimde tablet için olan bir action var'ı görüyorsunuz. Yer kısıtı olmadığı için bütün menüler tek satırda çıkmış. Android 4.0 ile birlikte action var cep telefonuna, yani küçük ekranlı cihazlara da gelmiş oldu. Ve yer sıkıntısı olduğu zaman bir çubuk yığınları şeklinde gözüküyor. Burada 3 tane nokta görüyorsunuz. O da overflow menü. Biliyorsunuz Android 4.0 ile birlikte telefonların altındaki o hardware butonları olan bağlantı ortadan kalktı. Onun yerine software butonlar geldi. Hardware butonları olmayan telefonlar için, cihazlar için bu 3 nokta overflow menü çıkıyor. Hardware butonu olanlar da çıkmıyor. Action bar'ı Path Navigation'ı Action Bar'la yapabilirsiniz. Path Widget'ler de bir şey oldu 4.0'dan sonra. Action Bar'ı kullanabilirsiniz. Action Bar'ı uygulamalarınıza eklemek çok kolay. Menü yüklemenizi item takı içine Android Show as Action eşittir if room ibaresini koyduğunuz zaman o menü elemanı Action Bar olarak gözükebilir. Google'dan 4.0'dan sonra Action Bar'ı menü olarak Action Bar'ı kullanmasını tavsiye ediyor. Standart oluşması açısından menü butonu artık eskilerde kalacak. Action Bar'ın diğer bir görünme şekli de Split Action Bar. Split Action Bar'da da menünün bir kısmı üst tarafta, uygulama üst tarafında bir kısmı da altında çıkıyor. Tabii bu uygulamayı kapatmayacak şekilde çıkıyor. Split Action Bar'ı da eklemek yine çok kolay. Android Manifest XML dosyası içinde Application ya da Activity tabi içerisine UI Option seçip Split Action Bar'dan Narrow ibaresini eklediğiniz zaman Action Bar'ınız Split Action Bar olarak gözükebiliyor. 4.0'a gelen diğer bir yenilik de Grid Layout. Şu ana kadar en çok yaygın kullanılan Linear Layout veya Letter Layout Android geliştirmede. Mesela ekrandaki uygulama görüntülü tasarımı işte bir tane dikey bir Linear Layout. Yeni ilerleyen Desktop içinde iki tane yatay Linear Layout, iç içe iki tane Linear Layout koyarak tasarlayabilirsiniz. Tabii bu basit bir ekran. Ekran karmaşıklaştıkça, büyüdükçe bu iç içe Linear Layout'lar, Relative Layout'lar artmakta ve karmaşıklığa sebep oluyor. Okunabilirliği azaltıyor. Bunun için Grid Layout'u çıkarmış Google. Grid Layout'ta ekran sütunlara ve kolonlara bölünüyor. Siz bir ekran bileşenini ekrana yerleştirirken sütun veya kolon numarası verebiliyorsunuz. Kaç satır, kaç kolon kapsayacağını belirtebiliyorsunuz. Aslında Linear Layout ve Tangled Layout'un hibriti gibi bir layout. Daha da optimize edilmiş bir layout. Google bundan sonra Relative Layout veya Linear Layout yerine bunu kullanmasını öneriyor. Tabii ki bu çözüm Grid Layout değil. Siz hani kendi uygulamanıza uygun olanı artıları eksilerini düşünerek, araştırarak kendiniz hangi layout'u kullanacağınıza kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Ama Grid Layout öneriliyor. Şimdi Grid Layout'un kullanımı ile ilgili örnekler göstereceğim. İlk örnekte solda Grid Layout'un bir izlemelini görüyorsunuz. Burada 4'e 4'lük bir
sosyal medya entegrasyonu kolaylaştı. İşte iletişim bilgisine bakarken tek bir tıklamayla o kişiyi başka bir sosyal medyaya ekleyebilir duruma gelinildi. Diğer bir özellik de Android View. NFC özelliği olan telefonlarda bilgi paylaşımını sağlayan bir API bu. NFC Near Field Communication. İki cihazı birbirinize yaklaştırdığınız zaman iletişim başlıyor. İşte Bluetooth'tan farklı bir authentication olmuyor. Direkt yaklaştırdığınız zaman iletişim başlıyor. Bunu iletişim bilgileri değişimi, çok kullanıcılı oyun oynama, işte resim paylaşma gibi özellikler barındıran uygulamalar yapabilmek için kullanılabilir. Şimdi bir örnek üzerinden bir uygulama nasıl tabletleştirilebilir ondan bahsedeceğim. Ondan önce değişik ekran boyutundaki cihazlara yönelik uygulama geliştirirken nasıl, hangi tasarım kurallarına uymam diye kısaca ondan bahsedeyim. Red Content, Filtered veya DT Filmler kullanarak ekran bileşenleri boyutlarını belirlemeniz gerekiyor. Hardcoded pixel koordinatları kullanmamanız gerekiyor. Absolute veya kullanmamanız gerekiyor. Zaten depreşet oldu. Yani sabit koordinat verilmesin. Çünkü pixel olarak verilirse o zaman işte mesela büyük cihazlar düzgün gözükürken küçük cihazlarda, ekranlı cihazlarda gözükmeyebilir. Değişik ekran çözünürlükleri için uygun bitmapler kullanmak gerekiyor. Ve fragmentlar kullanmak gerekiyor. Fragmentlardan bahsedeyim. Fragmentlar aslında küçük bir aktivite diyebiliriz. Aktivitenin modüler bir parçası ve çalışma zamanında eklenip çıkartılabiliyor. Kendine ait yaşam döngüsü var, kendine ait eventleri var. Aktivitenin yaşam döngüsünden doğrudan etkileniyor. İşte aktivite sonlandığı zaman o da sonlanıyor. Ve dinamik ve esnek kullanıcı arayüzleri tasarlayabilmek için geliştirilmiştir. Bunu birazdan göreceğiz. Örnek uygulamamız şöyle olsun. Bir disk gibi olsun. Orada mesela işte kitap bilgileri listelensin. Bir kitap bilgisi tıklandığı zaman onun detay bilgisi gözüksün. Yeni bir aktivite açılsın. İki tane aktiviteden oluşsun. Burada sağda bunu küçük ekranlı cihazlar için olan tasarımı görüyorsunuz. Bunu nasıl şimdi fragment kullanarak yapacağız? List view'ımız bir fragment A içinde olsun. Ve fragment A da aktivite A içinde olsun. Bir list view'da bir kitabı tıkladığınız zaman aktivite B açılsın. Aktivite B'nin içinde de fragment A olsun. Fragment A da, fragment B olsun. Fragment B de detay bilgisini gösteren layout olsun. Ne oldu? İki tane aktivitemiz var. Aktivite A ve içinde fragment A var. Aktivite B ve içinde fragment B var. Şimdi bunu tabletlerde nasıl kullanacağız? Tabletler için yaptığımız tasarımda nasıl kullanacağız görelim. Solda da onu görüyoruz. Tabii ekran büyük olduğu için bu iki tane fragmentı tek bir ekranda gösterebiliyoruz. O yüzden tek bir aktivitemiz vardı. İki tane fragmentten oluşuyor. Fragment A ve fragment B'den oluşuyor. Sol tarafta listemiz var. Onu tıkladığımız zaman sağdaki fragment B güncelleniyor ve tıklanan kitabın bilgisini gösteriyor. Tabii burada ne oldu? İki tane layout'umuz olmuş oldu. Adını neyse ben diyelim. Layout'larımızı slash layout klasörü altına koyuyoruz. Büyük ekranlı cihazlar için olan tasarımımızı res slash layout large klasörü altına koyuyoruz. Cihaz uygulamayı çalıştırırken runtime'da hangi layout kullanacağına bu klasör isimlendirmesine göre karar veriyor. Eğer büyük ekranlı bir cihazsa layout large'ı kullanıyor. Eğer küçük ekranlı bir cihazsa layout klasörünü kullanıyor. Layout klasörü varsayılan klasör. Burada ne yaptık? Fragmanı kullandık ve tekrar fragmanı hem küçük ekranlı cihazlar için tasarımlar kullandık hem de büyük ekranlı cihazlar için olan tasarımlar kullandık. Tekrar kullanılabilirliği arttırmış olduk. Eğer böyle değişik ekranlarınızda ortak kullandığınız kısımlar varsa bunları fragmanı yaparak tekrar yazmaktan kurtulabilirsiniz. Peki biz fragmentı kullandık ama fragment Android 3.0'dan sonra geldi. Geriye dönük sürümlerde bunu nasıl kullanabiliriz? Google bunun için de uyumlu paketi çıkardı.
uyumlu paket güzel dosyası ve onu Android projenize dahil ettiğiniz zaman ona yakın sınıf yeni API'ları bunu projenize dahil edip kullanabiliyorsunuz ve eski Android sürümlerine bu kurtarma desteğini verebiliyorsunuz. Tabii bu uyumluluk paketi kısıtlı, tüm yeni API'ler yok. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman da birden fazla APK desteği var. Birden fazla APK Android Market'in bir özelliği. Mesela Android 1.6'dan Android 3.0'a kadar olan bir APK üretebilirsiniz. Daha sonra 3.0'dan sonrakiler için bir APK üretebilirsiniz. Bunu markete koyarsınız ve uygulamanızın tek bir APK'sı varmış gibi gözükür. Cihazlar kendi sürümlerine uygun olan APK'yı indirir. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta, APK'larınızın aynı paket ismine sahip olması gerekiyor ve aynı anahtar dosya ile imzalanmış olması gerekiyor. Mesela burada az önce ben şey örneği verdim, hani minimum SDK'ya göre farklı konfigürasyon dedim. Bunu şey yapabilirsiniz, mesela bu APK küçük ekranlı cihazlarda çalışsın, bu diğer APK'da büyük ekranlı cihazlarda çalışsın diye de söyleyebilirsiniz. Burada tabii birden fazla APK demek, birden fazla yönetilmesi gereken kod demek. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. İsterseniz uyumluluk paketini kullanabilirsiniz ve tek bir APK'nız olur. Veya birden fazla APK özelliğini kullanırsınız ama birden fazla yönetmeniz gereken kod parçacıkları olur. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa alabilirim. E-mailim ve Twitter'ımı burada görebiliyorsunuz. Sorunuz varsa. Burada bu küçük cihazlar büyük cihaz ayrımını hani gitgide bu yok oluyor gibi. Bu arada ara segmentli cihazlar çıkıyor not gibi. Onda mesela nasıl karar verecek Android hangisini gösterir? Aslında Android 4.0'dan sonra şöyle bir özellik de geldi. Yani boyut verebiliyorsunuz şeyde veya da. Mesela veya işte tire 6720 resolution deyip böyle klasörler oluşturabiliyorsunuz. Yani ekran boyutu da verebiliyorsunuz. Yani, o şekilde de yapabilirsiniz ya da işte large, x large var. O hangi kısmına gidiyorsa onu otomatik olarak uygun olanı seçiyor. Dört sıfırda farklı, yani benim
Teşekkürler.